Aynı ortamda bulunan ağızlarında özdeş balonlar takılmış özdeş şişede güneş altında 2 saat bekletiliyor. Balonların şişme miktarı ve nedenleri ile ilgili olarak bilgilerinden hangileri doğrudur? Siyah şişe güneş altında beyaz şişeyle aynı sürede bekletilmiş olmasına rağmen rengi koyu olduğu için daha fazla ısınacaktır ve balon daha fazla şişecektir. Beyaz şişeye bağlı olan balon daha az şişecektir. Bakalım. 1. Siyah şişe ışığı az soğuracağı için içindeki hava ısınır demiş. Bu ifade yanlıştır. 2. Beyaz şişe ışınların çoğunu yansıtacağı için hiç ısınmaz. Siyah şişedeki balon şişerken beyaz şişedeki balon şişmez demiş. Hayır, bu ifade de yanlıştır. Siyah şişe ışınları çok soğuracağı için hava çok ısınır. Siyah şişedeki balon beyaz şişedeki balondan daha çok şişer demiş. Bu ifade bizim için doğrudur. Cevabımız da B seçeneği olacaktır. Bir canlı veya nesne bulunduğu ortam ile aynı renkte olursa fark edilebilir yazılır. Bu duruma kamuflaj denir. Beyaz renkte masanın üzerinde 5 kırmızı, 4 mavi, 2 yeşil top vardır. Karanlık bir ortamda masa sırasıyla kırmızı, mavi, yeşil renk ile ışık kaynakları ile aydınlatılıyor. Her bir gözlemde bir önceki ışık kaynağı kapatılıyor. En son 3 ışık kaynağı aynı anda açılarak masadaki toplar gözlemleniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? En çok top 3 ışık kaynağı açıkken gözlemlenir. Bütün toplar siyah gözükür. O yüzden bu doğrudur. En az top yeşil ışık kaynağı açıkken gözlenir demiş. Bu yanlıştır. Çünkü kırmızı ışık açıldığı zaman 6 tane top gözlenilir. Yeşil ışık açıldığında 9 tane top gözlenilir. 3'e baktık. Kırmızı ışık kaynağı açıkken gözlenen top sayısı 5'te demiş. Yanlış 6 olacaktır. O yüzden cevabımız yalnız 1 yani A seçeneği olacaktır. Duru karanlık bir ortamda aşağıda belirtilen renk deneyleri yapıyor. Birinci deney, beyaz zemine kırmızı ve yeşil renk ışık veren ışık kaynaklarından çıkan ışınları aynı anda gönderiyor ve zeminin rengini gözlemliyor. İkinci deney, kırmızı kitaba yeşil renk ışık veren ışık kaynağından çıkan ışınları gönderiyor ve kitabın rengini gözlemliyor. Şimdi sarı rengin oluşması için ne olması lazım? Kırmızıyla yeşilin karışması gerekiyor. O zaman buradaki zeminin rengi sarı renk olacaktır. Ama yeşil ışık altında ben kırmızı kitaba bakarsam burada herhangi bir renk karışımı olmadığı için direkt kitabı ben siyah renkli görürüm. Şıklara baktığımda da cevabım B seçeneği. Hollanda, Bulgaristan ve Almanya'nın bayrakları aşağıda gösterilmiştir. Üç ülkenin bayrağında da yatay olarak yerleştirilen ve farklı renklerden oluşan üç şerit yer almaktadır. Karanlık bir ortamda üç ülkenin bayraklarına aynı anda farklı ışık kaynaklarından ışık ışınları gönderilerek bayraklardaki şeritlerin hangi renklere görüldüğü gözlemleniyor. Buna göre gözlem sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakalım hemen. Kırmızı renkli ışık kaynağı altında bayraklarda gözlemlenen kırmızı renkli şerit sayısı baktığımız zaman Hollanda'da 2 tane olacaktır. 1 ve 2. şerit. Bulgaristan'a baktığımız zaman 1 ile 3. şerit kırmızı olacaktır. Ve Almanya bayrağına baktığımız zaman 2. ve 3. şerit kırmızı olacaktır. O yüzden bu doğrudur. Yeşil renkli ışık altında bayraklardaki siyah olarak gözlemlenen şerit sayısı en az Bulgaristan bayrağındadır demiş. Hollanda'ya baktığımız zaman burada kırmızı ve mavi siyah gözükecektir. Burada sadece kırmızı siyah gözükecektir. Burada da gene kırmızı, sarı ve en tepedeki siyah da gözükecektir. O yüzden bu ifade de doğru olacaktır. Mavi renkli ışık kaynağı altında bayraklarda mavi renkli gözlemlenen şerit sayısı en fazla Hollanda bayrağında demiş. Burada baktığımız zaman iki şerit vardır. Burada bir şerit mavi olacaktır. Burada da hiçbir şerit mavi olmayacaktır. O yüzden bu da doğrudur. Sarı renkli ışık altında bayraklarda siyah olarak gözlemlenen şerit sayısı en fazla olan Almanya bayrağı olacaktır demiş. Burada sarı renk altında
siyah gözükecek bir tane var. İkinci bayrakta Bulgaristan bayrağında hiç yoktur ve Almanya bayrağında da bir tane vardır. O yüzden bu şıkkımız yanlıştır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Thank you.